Herkese öncelikle merhaba demek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ağırlık kaybı ve ağırlık artışını, kontrolsüz ağırlık artışını konuşacağımız bu akşam. Beslenme nedir? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Beslenme sadece karnımızı doyurmak değil. Besinler aracılığıyla besin öğelerini vücudumuza almak, sindirmek, taşımak ve metabolize etmek yollarının her birini içeren bir süreç beslenme ve vücudumuzun, hayatımızın devamlılığı için temel gerekliliklerden bir tanesi. Besin öğelerini vücudumuza yeterli düzeyde aldığımızda sağlıklı beslenme, dengeli ve yeterli beslenmeyi sağlamış oluyoruz. Yaşımız, boyumuz, cinsiyetimiz, içinde bulunduğumuz özel durumlar, yani hamilelik olabilir, evlilik olabilir, çocukluk, yaşlılık veya hastalıklar. Bunların her biri bizim enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarımızı değiştiren faktörler. Hastalıklara geldiğimizde işte bu noktada dispanser ve beslenmeye geçebiliyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi, kanser hastalığında beslenme gerçekten herkesin çok dikkat ettiği, dikkat sarf ettiği ve merak ettiği konulardan bir tanesi. Malnütrisyon dediğimiz evet. Gelen sorulardan bir tanesi. Nedir? Ne gibi durumlarda ortaya çıkar? Kanser hastalığında iki şekilde beslenmemiz etkilenmektedir. Bunlardan bir tanesi hastalığın kendisi. Hastalığın, tümörün büyümesi nedeniyle, tümör yükü nedeniyle enerji ve protein ihtiyacında artma söz konusu olmakta. Aynı zamanda tümörden salgılanan kimyasallarla besin alımı azalmakta, iştah azalmakta. Bu hastalığın yarattığı beslenmeye yönelik olumsuz etkiler. İkinci etki ise tedaviden kaynaklı yan etkiler. Bunlar neler? Kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi tedavi söz konusu olabilir. Bunların her birinin beslenme üzerinde olumsuz ya da yan etkilerini görebiliyoruz. Bunlar beslenme yetersizliğine, besin alımında azalmaya, iştahsızlığa ve devamında da besin öğesi ve enerjide yetersizliklere neden oluyorlar. Bunların tümüne biz malnütrisyon diyoruz. Az önce kaş eksiğiyle ilgili bir küçük soru gelmişti. Malnütrisyonun kas kaybının da eşlik ettiği durumuna ise ve bir gelme durumuna kaş eksi, kanser kaş eksisi diyoruz. Bu biraz daha malnütrisyonun ilerlemiş, kas kaybının artmış, güçsüzlüğün çok yoğunlaşmış olduğu bir dönem. Kısaca malnütrisyonu bu şekilde tanımlayabiliriz. Kanser ve beslenmede süper besin var mıdır demiştik. Katılımcıların evet. %36'sı bilmiyorum demiş. Bilmiyorum. Herkes cevaplamamış tabii ama yarıdan fazla şu anda cevap almışız. Hayır diyenler %55, evet diyenler de %9. Peki cevabı öğrenelim, var mıdır süper besin? Ne yazık ki yok. Çünkü beslenme bütün besin öğelerinin birbiriyle sinerjik bir etki yaratarak vücudumuzda sağlıklı bir kaynak oluşturması anlamına geliyor. Tek bir yiyecekle bir şeyleri başarabilmek, bütün ihtiyaçlarımızı, bütün enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarımızı karşılamak mümkün değil. Oysa ki bütün besin gruplarından ihtiyacımız kadar tüketebildiğimizde gerçekten bu süper noktayı yakalayabiliyoruz. Ama tek bir yiyecek, tek bir besin ne yazık ki süper değil. Bunu hiçbir zaman unutmamasını istiyorum katılımcıların. Çünkü süper yiyecek arayışı ve bu konuda çok fazla istismar söz konusu olabiliyor. Mucize beklentileri, beslenme çok herkesin üzerinde konuştuğu, çok bilinen ve bizim gün içinde defalarca tekrar ettiğimiz bir aktivite aslında. Bu sebeple çok konuşuluyor beslenme üzerinde. Onun için lütfen
süper, mucize cümlelerine bütün katılımcılar dikkat etsinler. Çoğu istismarla karşı karşıya kalabilirler. Süper besin yok kısacası. Ama süper bir şey var. Onu söylemek isterim. Malnütrisyonu tanımlamak çok önemli gerçekten. Malnütrisyonu da biz ağırlık kaybıyla, özellikle iştahsızlığın devamında gelen ağırlık kaybıyla netleştiriyoruz. Sorularımızdan bir tanesi de oydu. Malnütrisyonun bir en önemli göstergesi olan ağırlık kaybını izlemek, gerçekten tedaviye olan yanıtta ağırlık kaybını kontrol etmek son derece önemli bir etken. Son 6 ayda onun cevabı geldi mi acaba? Ağırlık yüzde kaçını kaybettiğinizde malnütrisyon başlar demiştik soru olarak. A şıkkı son 6 ayda %10, %27 seçilmiş. Son 3 ayda %5, %45 olarak izleyiciler, dolduranlar tarafından seçilmiş. Hepsi diyenler de %27. Yani çoğunluk olarak son 3 ayda %5 denilmiş. Doğru mu bu? Anladım. Hepsi. Doğru cevap hepsi. Son 6 ayda %10, son 3 ayda %5. Ağırlık kaybı bizim için çok önemli. Ama normalde zayıf olan bireylerde son 3 ayda %2'lik kayıp da bir malnütrisyon göstergesi. Bu nedenle çok küçük rakamlar olabiliyor. Yani 60 kiloluk bir bireyin 1,5 kilo, 2 kiloluk bir kaybı gerçekten önemli olabiliyor. Eğer boyu çok uzun bir bireyse, beden kitle indeksi çok düşükse, o zaman %2'lik kayıp bile bizim için malnütrisyon göstergesi olabiliyor. Ağırlıklarını kontrol etmeleri, düzenli olarak haftalık tartılarını almaları ve bunu kaydetmeleri gerçekten bizim için beslenme değerlendirmesinde çok önemli bir faktör, çok önemli bir kriter. Doktorlarına da, diyetisyenlerine de çok yol gösterici olabilirler bu şekilde. Doğru tedaviyi başlamamız için, doğru zamanda doğru beslenme müdahalesini yapabilmemiz için gerçekten bu çok önemli. Beslenme planı oluştururken neleri hedefleyeceğiz? Onları da paylaşmak isterim. Öncelikle beslenme yetersizliğine neden olan faktörleri kontrol altına almak ve beslenme yetersizliğini durdurmak ya da ortadan kaldırmak. İkincisi, antikanser tedaviyi desteklemek, antikanser tedavinin yan etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak beslenme planı yaparken en önemli hedeflerimiz. Bu çerçevede bir plan yaparak hastalarımızı bu yönde takip etmeye gayret ediyoruz. Yan etkilerle ilgili olarak Özen Hanım bahsedecek. Kanserde ağırlık kaybı nedenlerine şöyle bir baktığımızda ağırlık kayıplarının en fazla gördüğümüz yerlerde neler vardır? Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkiler ya da bu tedavi esnasında oluşturulan stres hastada çok kolay kilo verdirebilmektedir. Pek çok kanser cerrahi yöntemlerle, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, hormon tedavisiyle tedavi edilmekte ve bu yöntemler kanserli hücreleri öldürüyorlar fakat normal hücreye de zarar veriyorlar. Ve bu zarar gören hücrelere baktığımız zaman da normal hücrelerin zarar görmesi de işte bu tedaviler esnasında yan etkilere sebep oluyor. Bu yan etkilerin neler olduğuna bakacak olursak en sık gördüğümüz şey iştahta azalma, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı, ağızda hassasiyet, boğazda kuruluk, ağızda ve burunda kuruma, boğaz ağrısı, tat değişikliği. Onun dışında yorgunluk, keyifsizlik, koku duygusunda bir değişiklik oluşturabiliyor. Ve bu gördüğünüz gibi şöyle bir bakarsak bu yan etkilerin çoğu sindirim sistemi üzerinde. Yani ağız ve yemek borusundan başlayarak ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum gibi organların hepsini ortaya koyuyor ve hepsini etkileyen bir etki mekanizmasında. Ve bu da dolaylı olarak ne yapıyor? Hatta dolaylı demin direkt olarak kişinin beslenmesini etkiliyor
ve ağırlık kayıplarına neden oluyor. Ağırlık kaybına neden olan yan etkilerle başa çıkma yöntemleri neler olacak peki? Bunu istiyoruz sonuç olarak. İştahtan kesilme ve iştah azalması en çok karşılaştığımız yan etkilerdendir. Ve diğer yan etkilerde zaten iştahtan kesilmeyi tetikleyen sebeplerdir düşündüğümüzde. Yiyebildiğimiz zamanlarda yeterli protein ve kalori içeren yiyecekleri almamız, bunların gücünüzü korumaya ve vücut dokularının onarımına yardımcı olacağını bilmemiz gerekiyor. Kanser tedavisi nedeniyle zarar görebilecek dokularınızın yenilenmesini sağlayacaktır bu protein ve enerji açısından destekli olması gerekiyor. Bulantı, kusma, iştahsızlık, koku hassasiyeti durumlarında her şeyi yemeye çalışmamalıyız aslında o dönemde. Genelde en büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi gelen hastalarımızdan, danışanlarımızdan. Hasta kendisi diyor ki işte çok bulantı, kusmam var, hiç iştahım yok. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum diyor. Ama aileler çok daha farklı bir boyutta yaşıyorlar bu durumu ve onlara daha çok işte şunu yesen, bunu yesen, işte şunu yemelisin falan gibi zorlamalarda bulunabiliyorlar. Bu da hastada farklı tepkilere yol açıyor. Aslında bu dönemde hiçbir şey için zorlamamak gerekiyor. Canının çektiği yiyeceği yemesini sağlamak gerekiyor burada. İstediği uygun bir yiyeceğin miktarını ve sıklığını arttırarak beslenmeye devam etmesi uygun. Çünkü normale döndükçe diğer besinlere karşı olan etkisi ortadan kalkacaktır ve diğer besinlere dönüş daha kolay olacaktır. Yalnız bu zorlamalar nedeniyle eğer hastada herhangi bir sıkıntı ya da işte o besine karşı bir tepki söz konusu olursa tedavinin geri kalan süreci içerisinde bu besine geri dönüş çok çok daha zor oluyor. Yani burada bir o zincirde bir şey kaybetmiş oluyoruz, bir besini kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca uygun olan yiyeceklerin içerisinden kendisinin istediği yiyeceğin miktarını ve sıklığını arttırarak tüketmesini bekleriz. Uzun zaman önce ilk gelen sorulardan bir tanesiyle başlayayım. Yine bu konuya dönelim. Tamam. Evet. Bazı gıdalar eklemlerde ağrı, kaslarda güçsüzlük, uyku kalitesinde düşme, ciltte kuruma, kullanma, bağırsak alışkanlıklarında gaz, ishal, şişkinlik gibi değişmeler yapabiliyor. Bu gibi sorunları çözmek için gıda intoleransı testi yaptırmak fayda sağlar mı demiş. Güzel bir soru. Bu tarz tolerans testleri Türkiye'de aslında çok fazla diyetisyenler tarafından yapılmıyor. Bazı testler var yapılan, uygulananlar ama hani çok gerekli mi? Aslında tartışılan bir konu bence. Doğru sonucu verip vermemesi konusunda bir muallak var ortada. Aynı sorunun devamında ikinci bir alt soru daha gelmiş. Gıda intoleransıyla alerji aynı mıdır? Gıda intoleransıyla gıda alerjisi aynı şey değil tabii. Şatın, sizin eklemek istediğiniz var mı bu soruya? Gıda intolerans testlerinin bilimsel geçerliliği yok. O nedenle kullanılması çok anlamlı değil. Özellikle bizim hasta grubumuz için. Hiç değil. Yani ben tavsiye etmiyorum. Alerjiyle ikisi çok birbirinden farklı şeyler. Onun için herhangi bir yiyeceğe yönelik alerji söz konusuysa mutlaka bir alerji uzmanına gidip onun yönlendirdiği şekilde alerji testlerinin yapılması en doğru olanı. Onu özellikle vurgulayalım. Ancak kemoterapilerin yarattığı bir takım gıda intoleransları olabilir. Nedir? En bildiğimiz, en çok karşılaştığımız laktoz intoleransı. Ağır kemoterapiler, özellikle kemik iliği transplantasyonu olan hastalarda biz bunu çok yaşıyoruz. Kemik iliği transplantasyonu hasta grubunda laktoz intoleransı çok yaşadığımız bir durum. Bu durumda ne yapıyoruz? Laktozu azaltıyoruz. Diyet programını ona göre düzenliyoruz. Piyasada laktozu azaltılmış laktozsuz süper var. Gerekirse süt kullanmamız gerekirse onları deniyoruz. Diğer süt grubu yiyecekleri ona göre planlıyoruz. Ve diyetin içeriğini düzenliyoruz. Bizim en çok yaşadığımız gerçekten laktoz intoleransı. Onun dışındaki deriye kadar inen döküntüler farklı bir alerji
olabilir. Onun mutlaka bir alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Gıda intolerans testleri bunlar için yeterli değildir. Zaten dediğim gibi bir geçerlilikleri, güvenilirlikleri de çok tartışmalı. O anlamda ben tavsiye etmiyorum. Siz tavsiye etmiyorsunuz. Çok güzel. Sorunun devamı da tavsiye ediyor musunuz? Nerede yaptırılabilirdi? Cevaplamış olduk Serap Hanım'ın sorusunu. Bir de laktoz intoleransı dediniz. Bir soru daha gelmiş. Hemen onu da cevaplayalım. Laktoz intoleransı nedir demiş. Anonim bir soru gelmiş. Olup olmadığını nasıl anlarım? Nereden bileceğim demişler. Şöyle, o olduğunda hissedersiniz mutlaka. Şöyle, süte olan, süt şekerine olan sindirim zorluğu diye çok yani kolay bir şekilde böyle tanımlayabiliriz. Süt şekerini sindirememe olarak tanımlayabiliriz. Laktoz intoleransı söz konusu olursa zaten süt içtikten sonra ishal, sindirim güçlükleri ve gaz şikayetleri yaşar kişi. Böyle bir şikayet söz konusuysa süt içmenin ardından hemen başlayan sindirim güçlükleri, gaz ve ishal şikayeti var ise bir laktoz intoleransı şüphesi oluşabilir. Böyle bir durum olduğunda doktoruyla paylaşırsa devamındaki alternatif devamındaki yapılması gereken işlemleri doktoru yönlendirecektir. Sonucunda diyet değişikliği olan bir ayarlama, düzenleme söz konusu olacak ise bizler diyetisyenler olarak da diyet planını laktozu azaltarak sütlü yiyecekleri, süt ürünlerini çıkararak veya süt şekeri içermeyen sütleri kullanmasını önererek bir plan oluşturarak diyetini düzenliyoruz. Çok hani problem edilecek, sıkıntı yaratan bir şey değil. Yani tedavisi kolay. Murat Bey kendisi de bağlantıda şu anda ama benim sormamı rica etti. İş yerinden bağlanıyor. Merhabalar. Yiyeceklerle ilgili televizyonda, programlarda bir gün şu yiyecekler faydalı denilirken başka bir zaman bu yiyecekler faydalı değildir şeklinde yorumlar geliyor. İnsanlar ne tüketeceğini şaşırıyor. Bu çelişki nasıl ortadan kaldırılabilir demiş. Gerçekten çok güzel bir soru. Biz de medyanın bu şekilde lanse etmesi ve medyadaki bu bilgi kirliliğinden son derece muzdaribiz diyetisyenler olarak. Çünkü bu sorular katlanarak bize geliyor. O nedenle konuşmamın başında da ayrıntılı bir şekilde söylemeye gayret ettim aslında. Gerçekten çok bireysel beslenme, ihtiyaçlarımız, besin öğesi gereksinimlerimiz, enerji ihtiyacımız bulunduğumuz duruma göre değişkenlik gösterebiliyor ve asıl olan sağlıklı beslenme ise sormak istediğimiz bütün besin öğelerini, bütün besin gruplarını bir arada aldığımız sağlıklı bir planla doğru bir şekilde beslenebiliriz. Tek yönlü beslenmek, bir yiyeceği öne çıkarmak son derece sakıncalı. Özellikle konu kanserse o zaman bir tık daha sakıncalı hale geliyor. Herhangi bir besin öğesini ön plana çıkarmak, çok fazla tüketmek, diğer besin öğelerinin emiliminde yetersizliklere neden olabiliyor veya tek yönlü beslenip diğer yiyecekleri daha az almamıza neden olabiliyor. Bu gerçekten sıkıntılı bir şey. Onun için olabildiğince karışık beslenmeliyiz ama bulunduğumuz özel durum nedeniyle beslenmemiz farklılıklar gösterebilir. Yani sizi takip eden diyetisyeniniz, doktorunuz ne öneriyorsa lütfen o yolda ilerlemeye gayret edin. Öneriler, verilen porsiyonlar sizin için uygun olanı diyetisyeniniz planlamıştır. Sizin için uygun olanını diyet planınıza miktarları ona göre düzenlemiştir. Benim için uygun olan Özen Hanım için, sizin için yararlı olmayabilir. O anki benim özel durumum bunu gerektirdiği için plan o şekilde yapıldıysa bu bana özgü bir şey. Bu özel durumu lütfen dikkat etsinler. Yani bireysel farklılıklar özellikle konu kanser olunca çok çok daha öne çıkıyor.
bu konuya dikkat etmelerini ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bazı medyadaki kirlilikleri de kulak arkası etmelerini, çok bilimsel dayanağı olmayan şeyleri de ciddiye almamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Öncelikle doktor ve kendi diyetisyenleri ve doktorlarıyla görüşerek planlarını o şekilde yürütsünler. Evet, görülüyor sanıyorum. Burada farklı çeşit çeşit meyve, sebzeler, protein, tahıllar görüyorsunuz. Bu benim tabağım. Hükümet tarafından da desteklenen bir kampanyada. Ortada da yağlar var. Bu da net gözüküyor mu bilmiyorum. Onlara minicik yer ayrılmış. Yani tabağınız, buradan belki biraz bahsedebiliriz. Yani bütün, aslında ben bunu kaldırayım. Cevap burada. Cevap burada sanırım. Evet. Cevap burada. Evet. Anlatabilir miyiz biraz daha? Yani dengeli beslenme, tek bir gıdanın, bütün tabağımızdan tek bir gıdanın, mucize gıdanın olması değil. Olmadı. Rengarenk, bakın gözüküyor. Sebzeler ağırlıklı olacak. Sebzeler üst bölümde meyvelerle yan yana, ama sebzelere biz biraz daha fazla yer ayırıyoruz. Yani yarıda, üçte, dörtte birden daha fazla bir yer sebzelere ait bir kere. Tabağımızın geri kalan yarısını meyveler için ayırıyoruz. Sebze meyveleri olabildiğince mevsiminde ve rengarenk seçmeye çalışıyoruz. Yaratabildiğimiz kadar çeşitlilik yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü her renk pigmenti, sebzeye ve meyveye renk veren öğeler, vücudumuzun savunma sistemini, bağışıklık sistemini geliştiren, güçlendiren etkenler. Gerçekten bu çok önemli. Sebzeler, meyveler temel. Tahıllar yine çok önemli. Tahılları olabildiğince tam tahıllardan seçmeye çalışıyoruz. Ekmeğimizi posalı, işte pirinç yerine daha çok bulgur ya da kepekli pirinç seçmeye çalışıyoruz. Kuru bakliyatları mutlaka kullanmaya çalışıyoruz. Onları bazen tahıl grubunda kullanıyoruz. Bazen bazı durumlarda et grubuna dahil ediyoruz. Peki Dilşat Hanım, bu bir tabak götürdüm ben. Tesadüfen rastgele seçtim. Güzel, sağlıklı bir tabak oldu. Sağlıklı bir tabak. Sağlıklı bir tabak olmuş. Evet, çok sağlıklı, çok güzel bir tabak olmuş. Sebzeler, meyveler hemen hemen yarısı sebzeler ve meyvelere ait. Sebzesi belki biraz daha yeşilliklerle ya da biraz daha renkler verilerek, turuncular falan da katılarak olabilirdi ama gene de çok güzel. Et grubu güzel, ızgara pişmiş bir et var. Sanırım kepekli pirinç kullanırmış ya da gibi görüyorum buradan. Yanında da bir süt grubu var. O da hiç olmazsa olmazımız. Gerçekten çok önemli. Her öğüne süt, yoğurt, ayran bizim geleneksel beslenmemizde olan bir şey zaten. Kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak için mutlaka kullanmalıyız. Et grubunu yine yer veriyoruz. Dörtte biri et grubu olacak şekilde. Dörtte birinden biraz az kısmı et grubuna yer veriyoruz. Ama burada pişirme teknikleri bizim için çok önemli. Teknikleri gerçekten bir yiyeceğin sağlıklı mı, sağlıksız mı olacağını son derece etkileyen bir yöntem. Belki Özen bize tekniklerden birazcık bahseder. Pişirme tekniklerine bakarsak daha çok böyle haşlama, fırında, ızgara ama mangal kömür ateşinde olmayan, böyle belki elektrikli ızgarada olabilecek pişirme tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Özellikle mesela bu kemoterapi, radyoterapi alan ya da kanser tanısı konmuş bireylerde en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu pişirme teknikleri. Kızartma, kavurma gibi teknikleri kullanmalarını istemiyoruz. Dediğim gibi mangal kömür ateşini kullanmalarını istemiyoruz. Böyle tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Daha çok dediğim gibi haşlanmış, fırında yapılmış, sebze yemekleriyle birlikte pişirilmiş şeyleri, ürünleri tüketmelerini ya da bu teknikleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Meme kanseri hastalarının bazılarının kullandığı hormon ilaçları miktarda erimeye sebep oluyor. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl beslenebiliriz demiş. Sanırım burada bir kalsiyum
vurgusu var. Aslında tabağımızda her şeyi bulundurmamız gerekiyor. Sebze, meyve, et grubu, tahıl grubu ve süt grubundan şeyi bulundurmamız gerekiyor ama kemik erimesi durumlarında kalsiyum kaynaklarını biraz daha arttırabiliriz. Öğünümüze ekleyebiliriz. İşte öğün olarak atıyorum işte bir su bardağı kadar yoğurt ya da işte süt ürünü tüketiyorsak bunu 2 ya da 3'e çıkartabiliriz oran olarak. Bunun dışında diğer kalsiyum kaynaklarını tercih edebiliriz. Ama en çok yine süt ve süt grubunda süt, yoğurt, ayran, kefir gibi yiyeceklerin içerisinde bulunuyor daha çok kalsiyum. Ve hani besinsel anlamda bunlardan destek alabiliriz. Ama kemik erimesinin boyutu farklı bir boyuttaysa o zaman belki preparat anlamında yani kalsiyumu ilaç olarak da almamız gereklidir. Onun da zaten doktoru bu tarz önlemlerini alacaktır. Sardalya gibi gıdalar, balık ve yeşil sebzeler de kalsiyum içerir mi? Sütlü ürünleri sevmiyorum demiş olmayan soruyu. Balığın kılçığında var kalsiyum sadece. Öyle söyleyeyim. Hani kılçığıyla yenilebilen balıkları belki tercih edebilir. Eğer süt, yoğurt, ayran kullanamıyorsa peynir belki tercih ettiği bir grupsa peyniri tercih edebilir. Edebilir, evet. Ya da peynirin değişik versiyonlarını tercih edebilir. Belki burada bir parantez açıp o peynirin kesif tadını sevmeyen hastalarımız için o tat duyusunun değiştiği dönemlerde kendileri evde pastörize sütten sütü kaynatıp içine yoğurt kaynama anında yoğurt ilave ederek çökme sağlayıp böyle taze tadı kesip tadı olmayan bir lor elde edebilirler. Bu gerçekten tat duyusu değişen hastalarımızın ya da keskin tatlara karşı hassasiyet duyan hastalarımızın oldukça tercih ettiği yiyeceklerden bir tanesi. Bir alternatif yiyecek olabilir. Hem kendileri hazırlayacağı için çok da sağlıklı olacaktır. Bir alternatif olarak deneyebilirler diye öneriyorum. Çok teşekkürler. Bu da güzel bir parantez oldu. Bu arada aynı anonim sorunun ikinci bölümünde de çok çok güzel bugünkü mesajlarımızdan biriydi aslında. O soruyu da yöneltiyorum. Kanser tedavisinin başında diyetisyene gidip beslenme planı almamız gerekiyor mu? Evet. Kesinlikle yapmamız gereken şey bu. Yani şey beklemememiz gerekiyor. Kemoterapi, radyoterapinin yan etkilerini yaşamayı, o kilo kayıplarını ya da kilo ağırlık artışını yaşamayı beklemememiz gerekiyor. Tanının konulduğu ilk andan itibaren doktor konsültasyonuyla mutlaka her kanserli birey diyetisyene yönlendirilmeli. Ki ilk aşamada bu ağırlık kayıplarına ya da ağırlık artışlarına veya buna benzer diğer problemlere sebep olmadan sağlıklı bir beslenme planıyla işe başlayıp daha sonraki süreç içerisinde hastanın takiplerinin yapılması, kilo takiplerinin yapılması, besin tüketimlerinin yan etkilerden ne kadar etkilenip etkilenmediği, hangi yan etkilerin kendisinde geliştiğiyle ilgili değişikliklerin yapılması, gerekiyorsa ek takviyelerin yapılması, besin takviyelerinin yapılması gerekebiliyor. O yüzden tanıyı aldıkları andan itibaren aldığımız hastalar çok çok daha tedavi sürecinde başarılı bir beslenme şeyi ortaya gösteriyor bizim için. Ve biz de hem hastamızı takip etmiş oluyoruz hem de onlardaki her türlü değişikliğe anında müdahale etme şansımız oluyor. Çünkü biz her hastayı kemoterapi döneminde 15 günde bir ya da 21 günde bir mutlaka görüyoruz ve her değişikliği konuşuyoruz. Bununla ilgili de beslenmelerinde gereken değişiklikler yapılarak, önerilerde bulunarak herhangi bir yan etkiden herhangi bir zararı görmesini engellemeye çalışıyoruz. Bütün onkoloji merkezlerinde diyetisyen var. Hastalarımız doktorları yönlendirmemiş olabilir. Ama bunu talep edebilirler. Sadece doktorun diyetisyene yazacağı bir, beslenme bölümüne yazacağı bir konsültasyonla, az önce Özen Hanım da söyledi, bir konsültasyonla diyet bölümüne müracaat edebilirler ve orada takiplerini başlatabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var.
Diyetisyenle sadece bir kere görüşmek yeterli değil. Bu uzmanın doktorlarıyla nasıl düzenli aralıklarla görüşüyorlarsa, diyetisyenleriyle de aynı şekilde düzenli aralıklarla görüşmeleri, tedavilerindeki değişiklik ya da yan etkilerde yaşadıkları yan etkilerdeki değişiklik, diyetisyenleri haberdar edilirse beslenme planları sıklıkla güncellenecektir. Lütfen bunu ihmal etmesinler. Bizlerin, Özen Hanım da büyük ihtimalle bu sözüme katılacak, bizlerin polikliniğimizi ne kadar sık ziyaret ediyorsa hastalarımız, o kadar faydalı olabiliyoruz. Çünkü gelişmelerden haberdar oluyoruz. Hastayla ilgili gelişmelerden haberdar oluyoruz. Özellikle poliklinik hastaları için söylüyorum. Klinikte yatanları sürekli görebiliyoruz ama poliklinik hastasını eğer polikliniğimize müracaat etmezse, gelmezse görme şansımız yok. O nedenle mutlaka doktorlarınız nasıl düzenli ziyaret ediyorlarsa diyetisyenlerine de o şekilde takiplerini atlatmadan gelsinler ve önerileri uygulamaya gayret etsinler. Bu önemli bir ayrıntı, gerçekten çok işe yarıyor. Duygu Ceylan Hanım'ın güzel bir sorusu var ve sanırım bu soru her programda, beslenme ile alakalı her programda bize sorulacak. Çünkü ilk programımızda da gelmişti. Bundan sonra da duyacağız. Yanlış bilinen diyelim inançlar, inanışlar, düzeltme imkanı olduğu için de çok hoşumuza gidiyor bu sorular. Duygu Hanım demiş ki et ve şeker bazı onkologlar tarafından yenilmesi kesinlikle önerilmiyor. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şeker en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Tek bir şey söyleyeceğim. Hayır, yiyebilirsiniz ama gerçekten tekrar ediyorum. Hep söylediklerimi aslında tekrar ediyorum ama ne yazık ki tekrar etmemiz gerekiyor. Gerçekten bireysel. Şeker bu oturuma katılan herkes için hiç kimsenin arasında bir fark olmaksızın belirli bir düzeyde tüketilmesi gereken bir besin. Yani sınırlamamız gereken, çok fazla tüketildiği takdirde obeziteye neden olan, kontrolsüz insülin direncine neden olan, kontrolsüz tüketimi, insülin direncine neden olan bir yiyecek grubu. O nedenle şekeri biz beslenmemizde sınırlıyoruz. Ancak malnütrisyonda olan, az önce malnütrisyondan ayrıntılı bir şekilde bahsettik. Malnütrisyonda olan, ağırlık kaybı olan, beslenme güçlüğü yaşayan, bunlarımızda yetersizlikler olan hastalarımızda şekeri farklı miktarlarda, farklı yerlerde konumlandırabiliyoruz. Bu nedenle diyetisyen bana şeker verdi, şekerli bir yiyecek önerdi, benim kanserimi besler mi diye düşünmesinler. Lütfen ihtiyaçları doğrultusunda, o özel dönemdeki ihtiyaçları doğrultusunda önerilen miktardaki kadar şeker tüketsinler. Ama genel anlamda şeker tüketimimiz, hani genel öneri olarak konuşacak olursak %5 civarıdır. Enerji ihtiyacımızın %5'i kadardır. Bu da ne demektir? 25 gramla işte enerji ihtiyacı çok artan, yüksek olan bireyler için 25-40 gram arasında bir rakam telaffuz edebiliriz. Masa şekerinden bahsediyorum burada. Çayımıza eklediğimiz, işte tatlı yaparken kullandığımız, içeceklerin içinde olan masa şekerinden. Bunu nasıl ölçebiliriz diye soracak olursanız, ölçeklendirebiliriz. Mesela bir gazlı içecek ya da diğer işte iced tea gibi içeceklerin içerisinde 30-37 gram civarında şeker olduğunu, bir kekin içinde 15 gramla 30 gram arasında şeker olduğunu, bir dilim kekten bahsediyorum. Bir kase sütlaç ya da sütlü bir tatlının içerisinde yine 20 gramla 40 gram arasında şeker olduğunu, şeker oranlarına göre değişiyor bu rakamlar ama en az 20, en çok 40 gibi düşünebiliriz.
bilirlerse ortalama ne kadar günlük beslenmelerinde saf şeker, masa şekeri aldıklarını tespit edebilirler. Günde bir porsiyonun üzerinde, belki yarım porsiyon gibi bile düşünebiliriz bunları. Bu tarz tatlı bir yiyeceği yarım porsiyon ya da küçük bir porsiyonun üzerinde tüketmemeye özen göstersinler. Bu bizim için yeterli ama özellikle durumlarda rençlerimiz, miktarlar değişiklik gösteriyor. Lütfen profesyonellerin, doktorlarının ve diyetisyenlerin önerisine bu noktada uysunlar. Şeker konusunda ben bunları söylemek istiyorum. Et konusuna gelecek olursak, kırmızı eti biz haftada 500 gram civarı kullanılabilir. Beyaz et biraz daha fazla. Günde mutlaka 100 gram, 150 grama kadar o aralıkta et tüketebilirler. Özellikle ben bizim hasta grubumuzdan bahsediyorum. Çünkü protein ihtiyacı arttığı için mutlaka artan protein ihtiyacını et grubuyla karşılamamız gerekiyor. Eti burada kullanmamamız mümkün değil. Demir içeriği nedeniyle de kırmızı eti kullanıyoruz. Ama az önce bahsettik, sağlıklı pişirme tekniklerini kullanıyoruz. Ve doğru bir şekilde tüketmeye gayret ediyoruz. Ve haftalık eğer düzenli olarak işte kırmızı et, tavuk eti, balık eti diye dönüştürerek kullanırsak herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Literatürün önerdiği, bilimsel olarak önerilen bu şekilde tamamen eti kaldırmak, etsiz bir beslenme şekli kesinlikle önermiyoruz. Bu konuyla alakalı Özen Hanım'da eklemek istedikleri var mı acaba? Aslında hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğim ben de. Hani daha çok belki neye dikkat edilebilir şekerle ilgili? Hani sabah kahvaltısında bir iki tatlı kaşık kadar bal reçel pekmez gibi bir şeyi tüketmek de sakıncalı değil. Evet, bu kadar tüketilebilir ama atıyorum haftada birkaç kez ya da günlük olarak baklava tulumba gibi yağlı şireli tatlı tüketimine engel olmak lazım bence burada. Sütlü tatlı arada canlar istediğinde yiyebilirler, muhallebi sütlaç gibi. Onun dışında dediğim gibi bal, reçel, pekmez gibi tatları tercih edebilirler. Ama daha çok böyle hamur işi yağlı, şeker oranı yüksek olan yiyeceklerden belki kaçınmaları gerekebilir. İşte hani bir iki dilim olsa yesek olmaz da tabii ki olur. Yani sonuçta bu her gün rutinde yapılan bir şey değil. Etle ilgili de daha çok böyle kolon mide seyağlı hastalarda daha hassas olduğumuz bir konu. Ama yine de onlarda da tüketim konusunda hayır kesinlikle tüketmeyeceksiniz gibi bir ibare kullanmıyoruz. Kendi bireysel olarak hesaplanmış kalori miktarına uygun olarak et miktarları ne kadarsa bunları haftalık işte şu kadar miktarda kırmızı et anlamında kullanabilirsiniz. Ama azar azar da kıyma olarak yemeklerinizde, sebze yemeklerinizde, çorbalarınızda da et yapabilirsiniz bunun dışında. Bir önerileriniz oluyor. Bu az önceki şekerle ilgili konuşmalarımız diyabeti olmayan veya kortizon nedeniyle tedavisi döneminde diyabet gibi bir hastalık, yani diyabet yaşamayan hastalarımız için geçerli. Onu da ek olarak söylemiş olalım. Yanlış bilinen doğrularla devam edelim o zaman. Bu bize gelen çok ve merak edilen bir soru. Birçok hastaya brokoli önerilmemiş. Doktorlarının brokoli kullanması sakıncalı olduğu söylenmiş. Ve bir kesimde de brokoli yararlıdır. Özellikle meme seyağı hastalarında kullanılması gereklidir diye iki ayrı görüş var. Meme seyağı hastaları östrojene karşı duyarlı bir takım yiyecekleri yememeli. Bu yiyecekler hangileri? Brokoli bu gruba dahil midir? Dilşat Hocam. Başka bir ek komplikasyonu olan, ek bir yan etki yaşayan bir hasta için böyle bir öneri getirilmiş olabilir. Sindirim güçlüğü olan, gaz şikayeti olan bir hasta için böyle bir sınırlama getirilmiş olabilir. Yoksa pişmiş olarak brokoli
ve meme kanseri hastalarının herhangi bir sakıncası yok. Bilakis içerdiği bir takım öğeler nedeniyle son derecede tavsiye ettiğimiz bir sebze. O nedenle bu öneri ya da bu sınırlama getirildiyse doktoru tarafından mutlaka başka bir ek bir neden vardır diye düşünüyorum ben. İkinci sorumuz, meme kanseri hastaları özellikle hormon reseptör pozitiflerden bahsediyorsunuz sanırım. Bunlar bu hasta grubumuz neleri tüketmesin? Ben geçen hafta boyunca gerçekten bu konuyla ilgili oldukça fazla literatür taramaya gayret ettim. Son veriler bizim sınırlamalarımızı biraz daha gevşetmiş durumda. Yani biraz daha rençler rahatladı sanki. Ama yine de net sonuçlar yok. O nedenle biz yine aynı şeyi söyleyeceğim. Soya yüksek oranda içeriyor. Soya ve soya ürünleri fitoöstrojen dediğimiz östrojen gibi davranan, vücudumuzda östrojen gibi davranan öğeleri yüksek oranda içeriyor. Onu tüketmeyebiliriz. Keten tohumu, yani zaten yüksek miktarda kullandığımız bir şey değil ama yine gramaj olarak yüksek miktarda fitoöstrojen içeriyor. Onu sınırlandırabiliriz ama onun ötesinde maydanoz, mercimek vesaire, bunlar da az miktarda içeren ama söylenen miktarları, yani bizim için serbest olan östrojen reseptör pozitif hastalar için serbest olan renci maydanoz ve mercimekle aşmanız mümkün değil. O nedenle salatanızda maydanozu kullanabilirsiniz, mercimek çorbanızı gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Lütfen hani tedirgin olmayın diyorum. Bunun ötesinde daha bir sürü sebzeden veya şeyden de bahsedilebilir ama her biri çok 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 az oranda içeriyor fitoöstrojen ve sınırlandırmamızı gerektirecek düzeyde değil. Onun için lütfen bunlarla kafanızı karıştırmayın. Gerçekten son çalışmalar o bizim sınırlandırdığımız miktarı da biraz gevşetme yönünde ama biraz daha akabinde çalışmaların gelmesini bekliyoruz. Funda Hanım'ın bir sorusu var. Her gün sabah yarım saat yürüyüş yapıyorum. Kahvaltı gelince yürüyüşten sonra yapıyorum demiş. Aç olarak yürüyüş yapmanın bir zararı var mı? Kendini hangi dönemde rahat hissediyorsa o dönemde istediği gibi yürüyebilir. Yani doktorun önerisi üzerine. Hani ne olabilir? Sadece işte eğer kişide bir şeker hastalığı söz konusuysa belki aç karnına çok fazla hareket etmesini önermeyebiliriz ama çok hani yemek öncesi, yemek sonrası çok da fark etmiyor aslında. Sabah aç karnına, hani ben burada bir küçük ekleme yapayım. Sabah küçücük bir şey kahvaltı, yani kahvaltı değilim de küçük bir atıştırmalık olabilir. Belki. Böyle bir meyve olabilir. Ya da küçük bir peynir ekmek, hani böyle bir dilimcik bir şey. Tüketip çıkarsa ama geldiğinde tüketmesini istediğimiz öyle bir saat falan yürüyorsa eğer en iyi bir bardak sütle sporunu tamamlasın. En iyi toparlanma içeceği diyoruz biz süte. Spor sonrası o yoğun açlık ve kontrol edilemeyen iştahı kontrol etmek için hemen daha yolda eve gelirken bir kutu süt içmesi kahvaltıyı ya saldırmasını engelleyecektir. O anlamda gerçekten süt çok işe yarayan bir içecek. Terminal dönemde hastalara yemek için bu özel bir durum. Gerçekten farklı bir durum. Sanıyorum bir yakını bu durumda olan birkaç arkadaşımız hatta soruyu gündeme getirmiş. Bu hastalara ısrarla yemek yedirmek doğru mudur? Terminal dönem söz konusuysa işte özel durumlar derken besin üyesi ve enerji ihtiyaçlarımız
gerçekten bu özel durumlarda değişiklik gösteriyor. Terminal dönemde besin öğesi, enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının çok çok azaldığı, çok az sıvı, çok az besinle rahat bir şekilde geçirilecek bir dönem. Ama bu hani ileri evreyle lütfen karıştırılmasın bu sözlerim. Bizim artık yapacak bir şeyimiz kalmadığında, yani bunu lütfen samimiyetlerine güvenerek cümle kurmaya gayret ediyorum. Çok hassas bir durum çünkü. Artık yapacak bir şey kalmadığında, tedaviler sonlandırılıp işte genel durum kötüleşme döneminde ise ve hasta her şeyi reddediyorsa, yemek istemiyorsa, o dönemde gerçekten alabildiğiyle yetinmek, o dönemi biraz daha sevgi için, paylaşımlar için değerlendirmek, yemek kavgaları için, yemek mücadeleleri için uygun bir dönem değil. Gerçekten o dönemde daha az enerji ve proteine ihtiyaç var. Bu anlamda hasta yakınlarımızın yani gönülleri rahat olsun. Yemekle mücadele etmek yerine o noktada biraz daha sevgi ve ilgi daha besleyici olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sahur Hanım, sizden bir soru alalım. Özen Hanım'a. Tedavi sırasında kaybedilen kilolarla besin alınmaması durumunda hastaya verilen mamalar ne kadar besinlerin yerini tutabilir? Ne kadar yeterli olacaktır? Şimdi şöyle, öncelikle hastanın ne kadar kilo kaybı olduğu, kilo kaybettiği önemli burada bir. İkincisi, besin tüketimi ne durumda? Yani tamamen mi bitmiş durumda yoksa aslında alıyor ama yeterli mi gelmiyor? Hani bunu belirlemek lazım. Eğer hastada kilo kayıpları mevcut, besin alımıyla ilgili problemleri var. İşte nedir? Ağız içi yarası var hastanın örneğin. Boğazında bir yara var. Onun dışında yutma güçlüğü yaşıyor. Ve çok az, atıyorum işte günde sadece bir kase çorba içiyor. Ya da işte sadece meyve suyu, komposto gibi şeylerle besleniyorsa mutlaka enteral ürünlerden, hastalarımızın mama diye tarif ettiği, ben enerji içeceği olarak nitelendirmek istiyorum kendisine. Çünkü mama tabiri maalesef hastalarda da bir şey oluşturuyor, antipati oluşturuyor ve düşünüyorlar ki eğer biz ya mamaya geçtiysek tamam artık hani yolun sonuna gelmişizdir deyip bir kabullenmeme, onu istememe gibi bir döneme giriyorlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Enteral ürünler, enerji, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral gibi öğeleri, besin öğelerini içerisinde bulunduran ürünlerdir. Ve hastanın eğer olay yolu ağızdan normal beslenmesinde bir yetersizlik varsa, ağırlık kayıpları çok fazlaysa, güç kaybı, halsizliği, yorgunluğu çok fazlaysa bu dönemlerde bu ürünlerden mutlaka doğru ürün seçimiyle ve hastanın gereksinimi kadar verilmek üzere mutlaka şey yapılmalıdır, tavsiye edilmelidir ve ürünü kullanması sağlanmalıdır. Yani. Ama şeyi de sorgulamak çok önemli. Yani bu kaybı neden yaşıyor? Yani hasta neyi ne kadar tüketiyor da bir kayıp yaşıyor? Yani hastanın normal beslenmesi yerinde de farklı bir nedenden dolayı mı kayıp yaşıyor? Yoksa beslenmeyle ilgili bir problem var. Gerçekten yeterli kaloriyi alamıyor da o yüzden mi bu kiloları kaybediyor? Öncelikle bunu bir ayırt etmek gerekiyor. Bu ayrımı yaptıktan sonra eğer bu beslenme kaynaklı bir problemse mutlaka bir diyetisyenle görüşüp doğru ürün seçimiyle hastaya takviye edilmesi şart. Bağırsak kanseri, rektum, kolon kanserleri en belirgin özelliği kilo kaybı ve farklı beslenmeleri gerekiyor denmiş. Üstüne kemoterapideki kilo kaybı eklenince hasta daha kötü oluyor. Bu tip hastalar en iyi şekilde nasıl beslenebilir? Güzel bir soru. Bu
tip hastalarda kolostomisi olan, olmayan hasta grubumuz var. Kolostomisi var ise hastanın mutlaka ona uygun bir beslenme planı düzenliyoruz. İshal şikayetleri var mı? Ya da ishal ne kadar sıklıkla kolostomisini değiştirmek zorunda kalıyor, boşaltmak zorunda kalıyor? Bunları sorguluyoruz. Ve kilo kaybı bizim için çok çok önemli bir gösterge. Kilo kaybını sorguluyoruz ve buna göre de bir beslenme planı çiziyoruz. Bu beslenme planında kilo kaybı da eşlik ediyorsa eğer mutlaka beslenme destek ürünleri, tıbbi beslenme destek ürünlerini mutlaka kullanıyoruz. Doğru bir şekilde az önce Özen Hanım'ın dediği gibi tedavinin değişik aşamalarında gerçekten hastanın yaşam kalitesini, bizim tedavi, beslenme planımızı çok olumlu etkileyebilen piyasada, yani Türkiye'de gerçekten çok güzel ürünler var. Ve bunları doğru yerde, doğru miktarda, doğru zamanda kullanırsanız hastanın yaşam kalitesini çok iyileştirebiliyorsunuz. Zaten planı uygulayıp size geldiğinde çok rahatladığını görüyorsunuz. O anlamda lütfen hastalarımız bunları böyle bir sevimsiz bir şey olarak görmesin. Doğru yer, doğru zaman, önerilen miktar kullanım için gayret etmelerini öneriyorum. Kullanmaya gayret etmelerini. Gerçekten faydasını görecekler. Çok küçücük bir parantez açarak bu hafta içerisinde bana gelen bir vakadan bahsediyorum. Gene kolona geri döneceğim. Ağız tabanında bir cerrahi geçirmiş bir hastamızdan bahsediyorum. Yine çiğnemede çok büyük bir güçlüğü var ve bu şekilde doktoru ya da diyetisyeni, sağlık ekibi bir öneride bulunmuş, bir plan çizmişler ama hasta bunların hiçbirini kullanmamış ve şu anda çok ciddi bir kilo kaybı var. Bana geldi soru olarak, sorguladığımda aslında plan yapılmış ama uygulanmamış. Yani eve gittiğinde her şey var, plan var, işte ürünler var, eve gitmiş. Ama kullanılmamış. Ben önerilen plan, çizilen planı hastalarımızın ve hasta yakınlarının desteğiyle ancak hayata geçirebiliyoruz. Bu anlamda hepsinin ben desteğini rica ediyorum. Söylediğimiz her şey, beslenme planına yazdığımız her yiyecek gerçekten önemli. Hepsinin bir anlamı var, hepsinin o hasta için bir değeri var. Onun için plana uymaya gayret etsinler ve diyetisyen kontrolüne gelirken de mutlaka bir ya da iki günlük bir besin tüketim kaydıyla, ağırlık kayıtlarıyla bize gelirlerse çok daha faydalı olabiliyoruz, çok daha iyi değerlendirebiliyoruz hastanın profilini ve doğru öneriler, doğru çözüm önerileri getirebiliyoruz. Bunu da küçücük parantez açarak söylemek istedim. Kolonda gerçekten özel bir diyet programı var. Mutlaka diyetisyen ve doktorlarının önerileri doğrultusunda hareket etsinler. Çünkü tek bir plan, buradan genel bir öneri vermek çok doğru olmayabilir. Pasaj çok dardır. Sadece sıvı yiyecekler alması gerekebilir kişinin. Ya da gerçekten sıkıntı yoktur. Her şeyi yiyebilir. Onun için bu konu son derece özellikli bir konu. Onun için bireysel değerlendirmek, tedavi oldukları ünitede ki diyetisyeninin ve primer doktorlarının, onları takip eden doktorlarının önerilerine uymalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çok özel bir konu çünkü. Yani çok fayda görecekleri bir nokta. Ağırlık kaybını kontrol altına alarak beslenmeyle tedavide gerçekten yol alabilirler. Çok geçmiş olsun diyorum ve önerilere uymalarını tavsiye ediyorum. Kanser hastalarında kilo kaybı önemli olduğu kadar kilo alımı da önemli. Hangi durumlarda hasta kilo alabilir ve bu ne kadar risk teşkil eder? Daha çok ağırlık artışı yaşadığımız kanser türlerine baktığımız zaman menise yağı, overse yağı, prostat yağı gibi vakalarda çok görüyoruz ağırlık artışlarını.
Ve bu ağırlık artışına kemoterapi, radyoterapi, hormon terapileri de sebep olabiliyor. Kortizon kullanımı bu ağırlık artışlarını arttırabiliyor. Özellikle kortizon tedavilerinde bir şişkinlik ödem söz konusu oluyor vücutta. Bunun dışında özellikle meme ve over seyalı hastalarımızda metabolizmanın değişmesi, adetin kesilmesi, kemoterapiyle alınan kortizon tedavisinde çok fazla ağırlık artışı söz konusu. Tabii bunun dışında bir de şöyle ağırlıkla ilgili şöyle bir şey var. Hastanın direncinin artması düşüncesiyle aşırı bir yeme, yüksek kalorili besin alımı söz konusu oluyor. Bu hastalarda daha çok böyle işte anemiyle başa çıkabilmek için daha çok böyle beslenme, kalorili beslenme söz konusu olabiliyor. Biz 2-3 hafta önce bir medikal onkoloğu konuk etmiştik burada. Hormon tedavisi, meme kanserlerini konuşurken bize şöyle, kanalımızda da videosu var, izleyebilir arkadaşlar. Şöyle bir şey söyledi. Aldığınız ilaçlar kadar sağlıklı kiloyu korumanız ve egzersiz yapmanız önlemede, lüks önlemede, risk azaltmada önemli dedi. O yüzden bütün şu anda bağlantıda olan arkadaşlar da tekrar duymasını istiyoruz. Kemoterapi veya ilaçlardan kaynaklı kabızlık için ne yapmalı? Kabızlık için gerçekten doğru öğün düzenlemesi çok önemli. Sabah aç karnına mutlaka lif oranı yüksek bir meyve tüketmek. İşte bu daha çok biz kayısı ve inciri tercih ediyoruz. Üzerine bir büyük bir bardak su içmek. Su tüketimi gerçekten kabızlıkla mücadelede bizim için çok önemli bir faktör. Onu hiç ihmal etmiyoruz. Ve diyetimizin lif miktarını, başka bir problem yoksa, lifi sınırlandırmamız gereken mesela kolonla ilgili bir sıkıntı yoksa ya da başka bir sebep yoksa mutlaka lifi arttırıyoruz. Lifi nasıl arttırabiliriz? Öncelikle tam tahıllı ekmek kullanımını teşvik ediyoruz. Az önce de söylemiştim, işte daha çok bulgur, kepekli pirinç kullanmaya gayret ediyoruz. Mutlaka haftada birkaç kez kuru baklagillere beslenmemizde yer veriyoruz. Tabağımızın yarısına yakınını salatalık sebzelerden oluşturuyoruz. Bol lifli, rengarenk sebzeler, salataları kullanıyoruz. Meyveleri olabiliyorsa dış kabuğunu iyi yıkayarak, dış kabukların kabuğuyla birlikte tüketmeye gayret ediyoruz. Ama nötropeni gibi biraz böyle immün sistem, bağışıklık çöktüyse, lökositler, nötrofiller düştüyse o zaman tabii ki daha farklı önlemler alınabilir. Belki çiğ sebze meyve tüketilmeyebilir ama o dönemde de yine sebzeleri ve meyveyi pişmiş olarak diyete dahil etmeyi öneriyoruz. Bu şekilde gerekirse yulaf veya buğday kefeğini, özellikle yulafı tercih ediyoruz. Daha etkili olduğu için çorbalarına veya sütüne karıştırarak tüketmesini öneriyoruz. Yaklaşık 2 kaşık kadar. Onun dışında su çok önemli. Su tüketmelerini, ölçerek su tüketmelerini öneriyoruz. Bunlara dikkat ederlerse ve düzenli bir şekilde yaparlarsa, yani 3 gün sabahları kayısı, incir yedim, 4. gün bıraktım. Bu gerçekten işe yaramıyor. Bunu düzenli bir şekilde hiç bıkmadan tekrar etmeleri ve bu beslenme kurallarına da uymaları gerekiyor. Bu şekilde önemli bir yol kat edebilirler ama çok dirençli kabızlıklar da yaşanabilir, olabilir. O zaman mutlaka doktorların önereceği bir ek bir tedaviyle, beslenmeyle ikisini yan yana getirerek başarılı bir sonuç alabilirler. Kanser kaşeksi sendromu nedir?
Malnutri, o zaman kapanışı belki bununla yapabiliriz. enerji ve besin öğesi yetersizlikleri ve devamında gelen ağırlık kaybı malnutrisyona neden oluyor. Malnutrisyon kas kaybı da eşlik ediyorsa malnutrisyona, yani vücutta kas kaybı, güçsüzlük, yorgunluk gitgide artıyor ve genel durum bozuluyorsa buna biz kanser kaş eksisi diyoruz. Bu gerçekten çok komplike bir tablo. Derinleşirse geriye döndürmesi çok güç bir tablo. Onun için malnutrisyonu başta yakalayıp kanser kaş eksisine gitmeden, kaş eksi tablosuna geçmeden yakalayıp tedaviyi doğru zamanda doğru tedaviyi verip doğru beslenme planını yapıp malnutrisyonu tedavi etmeyi istiyoruz. Kaş eksiğiyle karşılaşmayı gerçekten hiç istemiyoruz. Bu sevimli bir tablo değil. En başta tanı anında doktorunuzla birlikte diyetisyen takibi, beslenmeyi unutmamak gerçekten çok önemli. Çünkü kanser tanısı ve tedavisi kişileri çok etkileyen ve çok karmaşık bir süreç. Bu süreç içerisinde, bu yorgunluklar içerisinde beslenme bazen arka planda kalabiliyor, bazen unutulabiliyor. O nedenle diyetisyeniniz olursa, yani başvurabileceğiniz bir diyetisyeniniz olursa, her gittiğinizde size beslenmenizi, doğru beslenmenizi bir tekrar tekrar hatırlatacak, sizin için tekrar tekrar yeni planlar hazırlayacaktır. Onun için kaş eksiğiyle karşılaşmamanın, kaş eksiğe gitmemenin birinci yolu diye düşünüyorum. Bir doğru beslenme takibi. Bunun yolu da galiba diyet ünitelerinden geçiyor. Diyetisyeninize başvurun diyorum. Bu takipler esnasında da aklınızdaki besin sorularını lütfen komşularınıza sormayın. Ya da televizyondan duyduğunuz şeylere inanarak hareket etmeyin. Ya da bizleri beklerken hastane koridorlarında konuşulan rivayetlere inanmayıp direkt doktorunuza ve lütfen diyetisyeninize sorun bu soruları. En doğru cevabı emin olun ki onlar verecektir ve sizi en iyi onlar yönlendirecektir. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. İyi geceler, iyi akşamlar. Evet.